Her pazartesi videoyu çekmeden önce sabahtan Twitter'dan arkadaşlara, takipçilere, sizlere soruyorum bugün hangi konulardan konuşalım diye. Bugün birkaç kişi aynı anda çok esprili bir şey demiş. Abi hangi konudan konuşursan konuş önemli değil, yeter ki bize moral ver demişler. Şimdi uzun vadeli düşünenler için moral vermeye gerek yok. Zaten uzun vadeli işin nerelere gideceği çok belli. Ama kısa vadede ne yazık ki sizlere moral veremeyeceğim. Kısa vadedeki gidişat biraz olumsuz. Bugün o yüzden gerçekleri konuşalım, olan biteni konuşalım. Bir de potansiyel bir toparlanma piyasaya ne zaman gelir? Bunu masaya yatıralım. Arkadaşlar merhaba, Kripto Emre'ye hepiniz hoş geldiniz. Umuyorum keyifler yerindedir. Havalar soğudu, bayağı bir kar bastırdı memlekete. Umuyorum o yüzden şeysinizdir, sıcacık yuvalarınızda oturuyorsunuzdur, gereksiz yere seyahat etmiyorsunuzdur, kendinizi riske atmıyorsunuzdur. Bizim buralara kar yağmasıyla beraber kripto para piyasalarının üstüne de kar yağdı. Sadece kripto para piyasalarının üstüne değil bu arada, yani tüm küresel piyasalarda bir satış baskısı var. Hatta Morgan Stanley yetkilileri geçen Bloomberg'da okudum, ayı piyasasına girdik demişler. Genel olarak küresel piyasalarda satış baskılı, satış tarafında ağırlık olan hareketler görüyoruz demişler. Buralardan toparlanma gelir de fiyatlar yükselirse de biz bunu satış fırsatı olarak şey edeceğiz, değerlendireceğiz demişler. Onun dışında JP Morgan da mesela dolar endeksinin daha yükselmeye devam edeceğini, doların kuvvetleneceğini, Fed'in, Amerikan Merkez Bankası'nın bu sene en az 5 tane faiz arttırımı yapacağını, hatta bir tane Fed yetkilisi yanlış bilmiyorsam ağzından kaçırmış, ilk faiz arttırımı Mart'ta yarım puan olacakmış, yani binde 5 şey edeceklermiş, faiz arttıracaklarmış. Bakalım neler olacak, göreceğiz tabii. Bugün gelin isterseniz bir Bitcoin'de kısa vadede hangi seviyeler önemli, onlardan bahsedelim. Altcoin'ler ve Bitcoin ne zaman toparlayabilir ya da önümüzde ne gibi kısa vadede riskler ya da fırsatlar var, bunları konuşalım. Başlamadan önce bugünkü videomuzun sponsorundan hızlıca bahsetmek istiyorum. Bugünkü videomuzun sponsoru XCAD Network arkadaşlar. XCAD diye yazılıyor. Zilliqa protokolü üzerinde çalışıyor. Hatta şu an Zilliqa üzerinde çalışan en büyük merkeziyetsiz finans DeFi platformu olmuş durumda. DAO Maker'ın da desteklediği bir proje bu. Hatta daha önce de kanalıma misafir olmuşlardı defalarca. En son bir YouTube eklentisi çıkarmışlardı. Orada YouTuber'lar, influencer'lar XCAD kullanarak kendi tokenlarını, fan tokenlarını oluşturabiliyorlardı. Mesela işte size bir Kripto Emre token'ı oluşturabiliyorum bunun üstünden. İşte videomu izledikçe, beğendikçe ya da benimle etkileşime girdikçe siz bu Kripto Emre token'lardan kazanıyorsunuz. Sonra da mesela bu YouTube eklentisiyle o kazandığınız Kripto Emre token'ları XCAD olarak şey paraya dönüştürüp para kazanabiliyorsunuz. Yani böyle influencer'ların takipçileriyle sinerji yaratabileceği bir platform kurmuşlardı. Geçtiğimiz hafta token yakmışlar. Şimdi piyasa kötü olduğu için arzı sınırlayan fiyat hareketi yaratmışlar. Onunla beraber fiyat rekor kırmış. 9 dolarların üstüne düşmüş, çıkmış. Ama tabii şimdi piyasa bu hafta yerle bir olduğu için fiyat yine düşmüş. Ben bunu alım fırsatı olarak kullanmanızı öneririm. Çünkü düzgün bir proje, sağlam bir proje. Çok büyük influencerlarla çalışıyorlar. YouTube'da böyle 6 milyon, 7 milyon takipçisi olan adamlar destekliyor projeyi. Ve şu an coinmarketcap.com'da 3000. sıralarda mı ne? Yani bir sonraki rallide, toparlanmada çok güzel yerlere gelebilir. Hazırda şimdi fiyatı %50 gayet kaybetmişken altcoin sepetlerinize ekleyebilirsiniz. Ya da Zilliqa Network üstünde bu XCAD'i kullanarak liquidity farming yaparak pasif gelir elde edebilirsiniz coinlerinizi. O yüzden bakmanızda fayda var. İlgili linkleri de merak ediyorsanız yine video açıklamasında bulabilirsiniz. Nereden alabilirim ya da nasıl adamların platformundan detaylı şey edebilirim, işte kullanabilirim. Gelelim kısa vade Bitcoin'deki önemli desteklere, dirençlere. Ben sabah uyandığımda 36 küsürlerdeydi. Bitcoin şimdi bu videoyu çekerken 37 binlere doğru hareket ediyor. Küresel piyasaların açılmasıyla da biraz orada bir toparlanma hareketi var. Ama buna güvenmemek lazım. Çünkü Bitcoin'in kırması gereken önemli seviyeler var. Arkadaşlar bunu defalarca önceki videolarda konuştuk. Hatta geçtiğimiz haftanın videosunda grafik üstünden gösterdim. Merak ediyorsanız sağ üst köşeye şimdi linkini koyuyorum, oradan izleyebilirsiniz. Şimdi o grafikte bir Fibonacci retracement şeyi çizmiştim, ondan sonra grafiği çizmiştim. Orada şu an ilk hedefimiz, yani kırmamız gereken 38.700 dolarlar. Yani bunun üstüne atmadığı sürece Bitcoin böyle çok dar bir bantta, işte 36.000 ile 33.000 arası gidip gelmeye devam edecektir. Onun da üstünde eğer olur da 38.700'ün üstüne tutunabilirsek, biliyorsunuz çok eskiden çizdiğim bir direncimiz var. Eskiden destek olarak kullanıyorduk, şimdi dirence dönüşmüş durumda. 41.200 dolar seviyeleri. Yani şimdi
Şimdi bu temel seviyeler aşılmadığı sürece ben piyasadan çok kısa vadede umutlu değilim. Şimdi zaten videonun devamında nedenlerine konuşacağız. Ne gibi riskler var önümüzde. Yani Bitcoin bu seviyeleri aşmadığı sürece piyasaya para akışı olmaz. Zira işte Amerika'da biliyorsunuz Bankman falan ilk şeyleri Future Bitcoin'e dayalı fonları falan da %30 indirimli satılıyor şu an. Yani bu böyle ayı piyasası satışçıların hakim olduğu yerde de o yüzden umut tacirliği yapmanın alemi yok kısa vadede. Şimdi ben biliyorsunuz grafik göstermeyi bıraktım öyle. Eskisi kadar çok grafik üstten konuşmuyorum videolarda. Günlük olan bitenin yorumlanmasını istiyorsanız, teknik analizlerle günlük day trade, trade setuplar görüp para kazanmak istiyorsanız biliyorsunuz trade grupları işletiyoruz. Bu trade gruplara katılım ücretsiz. Şu an Bybit borsasına, Delta Exchange'e bir de Quantfury'e işletiyoruz. Katılım dediğim gibi ücretsiz ama belli şartları var. İşte bu borsalara üye olmanız gerekiyor benim linkim üstünde. Belli başlı başvuru formlarını doldurmanız gerekiyor. Sapla saman ayırmaya çalışıyoruz orada. Eğer ilginizi çekiyorsa böyle daha işin elinden, teknik analizcilerden piyasayı okumak istiyorsanız bir de diğer traderlarla sohbet etmek istiyorsanız bu trade gruplarına muhakkak katılın. Hepsinin katılım linki, başvuru linkleri yine video açıklamasında mevcut. Gelelim piyasalarda olan bitene. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi Fed bayağı damgasını vurdu piyasalara. Bu Fed'in Mart'ta varlık alımlarını da sıfırlayacağım, azaltacağım, bir de üstüne işte faiz arttırmaya başlayacağım demesiyle her şey allak bullak oldu. Yani sadece kripto piyasalarında değil düşüş bu arada. Tabii yani bizim piyasa çok volatil olduğu için böyle özellikle altcoin'lerde düşüşler %50-60 falan oldu ama yani küresel piyasalar da yerle bir durumda. Hatta S&P 500 endeksine bakacak olursanız Amerika'daki borsaya 2020 Mart'tan bu yanaki en kötü ayını geçirdi Ocak'ta 2022'de. Yani %7 falan düştü Amerikan borsası. Amerikan borsasının %7 düşmesi demek de yani çok ciddi bir şey. Çünkü orada biliyorsunuz faizler şu an sıfır. İnsanlar faizin yüksek olduğu zamanlar %2'ye yüksek faiz diyor falan. Yani orada insanların getirileri böyle yıllık %2, %5 falan. İşte çok başarılı, iyi yatırımlar yapan adamların %10 oluyor falan. Bu varlık alımlarıyla Fed'in piyasaları şey etmesiyle, gevşetmesiyle iyi kötü para kazanıyorlardı. Bu pandemi döneminde işte kapanan işlerini kompanse ediyorlardı. Şimdi o gerisin geri düşüyor. O yüzden yani burada Fed'in ne yapacağını herkes bekleyip görmek istiyor. Şimdi orada iki tane senaryo var benim düşündüğüm. Hani şey bunu daha önce Twitter'dan da yazmıştım ama beni Twitter'dan takip etmeyen arkadaşlar için bir yineleyeyim. Şimdi arkadaşlar Fed inat etti faizleri arttıracağım diye. Çünkü Fed'in ya da herhangi bir merkez bankasının görevi nedir? İki tane görevi vardır. Birincisi fiyat istikrarını korumak, enflasyona engel olmak. İkincisi de işsizliğe engel olmak, istihdam artışını desteklemek. Bunu da elindeki enstrümanlarla para politikasını şey ederek, güderek sağlayan bir kuruluştur. Bağımsız bir kuruluştur Merkez Bankası. Şimdi işte pandemiden dolayı işsizlik, ondan sonra arz sıkıntıları, enflasyon falan daha şey derken Fed'le başlamak üzere Avrupa Merkez Bankası falan biliyorsunuz deli gibi para bastılar. Faizleri sıfırladılar, varlık alımları yaptılar falan. Ondan sonra da işte onunla beraber o bol paranın getirdiği şeyle, nimetle bütün borsalar, kripto bilmem ne her şey yükseliyordu. Şimdi bunun tehlikeli bir boyutu var. Yani yatırımcı parayı sever. Herkes kolay parayı çok sever. Bizim kriptoların da çok cazip olmasının sebebi ya da bir sürü insanın ağzının yanıyor olmasının sebebi de bu hızlı para kazanma hevesi ya da bunun mümkün olması. Ama şimdi bütün küresel piyasalar rallideydi. Fed sağ olsun. Şimdi Fed geri adım atmaya çalışıyor. Çünkü işte Amerika'daki işsizlik gösterge verileri istedikleri seviyeye geldi. Artık hani işsizlik azaldı. %5'in altına çektik. Bir de işte enflasyon %8'e dayandı. O yüzden artık faiz arttıracağız, ekonomiyi soğutacağız diyorlar. Ama yani bu işlemeyecek. Çünkü işte dediğim gibi insanları bedava paraya alıştırdılar. Tıpkı eroin bağımlısı gibi baskıca bastılar, baskıca bastılar. Amerikan tarihinde son işte 100 senede basılmış paradan 30 kat fazlası bir işte bir senede bastılar falan. O bollukla beraber yükselen piyasalara da bütün yatırımcı alıştı. O yüzden şimdi Fed'in ekonomiyi soğutmaya çabaların hepsini cezalandıracaklar. Yani bu da işte bakın gördüğünüz gibi S&P'nin düşmesi, Bitcoin'in düşmesi vesaire vesaire. Ben bunun Fed'i köşeye sıkıştıracağını düşünüyorum. O yüzden hani faiz arttırımlarında öyle çok şey, cengaver hareketler yapamayacaklar. Varlık alımlarını kısamayacaklar. Ya da yani kısmaya çalışırken, faizleri arttırmaya çalışırken geri adım atacaklar. Bu şekilde de piyasaları yani gevşetmeye devam edecekleri için pandemi bitene kadar bizim piyasalarda Mart'tan sonra işte bir ne yapacakları netleşsin, toparlanma olur. Ya da ikinci senaryo, o da arkadaşlar, şimdi Fed faiz arttıracak tamam mı? Belki de kafaya koydular hakikaten faizleri arttıracaklar, varlık alımlarını kısacaklar.
Ama yine de biliyorsunuz FED hayvan gibi enflasyona sebep oldu. Yılın başından beri konuşuyoruz. İnanmayanlar, hatırlamayanlar açsınlar eski videolarımı izlesinler. Ben bu konuda 12'den vurdum olacak bitenleri. O yüzden hani çok net bir şekilde hani göğsümü kabarta kabarta söylüyorum. İşte Fed bu pandeminin başlamasıyla deli gibi para bastı biliyorsunuz. İşte quantitative easing yaptı. Ve dedi ki hani biz geçici enflasyon yaratacağız dedi. Yani bu hareketlerimiz enflasyon yaratacak ama bu geçici olacak dedi. Ben de dedim ki buna kargalar güler. Yani bu kadar para basılıyorken böyle saçma sapan bir bolluk içerisinde sokuluyorken küresel ekonomi bu hiper enflasyon sebep olur. Bu da kolay kolay geri çekilemez. İşte bizim Türkiye nasıl senelerdir kronik enflasyonla uğraşıyorsa Amerika, Avrupa'da bunu görecek dedim. Sonra işte Fed dedi ki geçici enflasyon yaratacağız dedi. Sonra enflasyon geçici dedi. Sonra dedi ondan sonra bakın işte 50'ye doğru ağız değiştirmeye başladılar. Ne demeye başladılar? Aa bu enflasyon geçici değilmiş, kalıcı olacak herhalde falan demeye başladılar. Yani bunu hani herkes, azıcık ekonomiden anlayan herkes zaten görmüştü. Fed'in de yani hani böyle saçma sapan safı oynamasının hiçbir anlamı yoktu. O yüzden hani bu enflasyon gitmeyecek arkadaşlar. İstedikleri kadar ekonomiyi soğutmaya çalışsınlar. Nereye getireceğim konuyu? İşte faiz arttırsın diyelim Fed. Kardeşim ne kadar arttırabilir ki yani? Hani tarihinde %3'leri, 5'leri görmemiş. Yani en fazla oraları görmüş. Senelerdir faiz vermeyen ülkeler gidip şimdi enflasyon %8 diye gidip %9, %10 faiz verebilir mi? Veremez. O çünkü dünya ekonomisini alt üst eder. Kimse o zaman borçlanamaz, kimse iş yapamaz. O yüzden yani Fed faizi sıfırdan %2'ye çekse ne olur, çekmese ne olur? Her zaman negatif faiz getirisi getirmiş olacak. Onu görünce de insanlar, tamam Fed faiz arttırdı ama benim paramı faize koymanın bir anlamı yok, enflasyonu yeniliyorum diye riskli varlıklara girmeye devam edecekler. Yani orada öyle bir toparlanma da gelebilir yani. Fed dediğini yapar. Ekonomide de yatırımcılar da ya bizim alternatif yatırımlara ihtiyacımız var, böyle faizli olacak iş değil bu der. Ondan sonra borsalara geri girmeye başlarlar. Kriptoya geri girmeye başlarlar. İşte altın, gümüş vesaire artmaya başlar. Yani bu ikisinden biri olacak bence. O yüzden bakalım, bekleyip göreceğiz. Şu an zaten bütün dünya bekleyip görme modunda. O yüzden hani bizim de başka bir şey yapmamıza gerek yok diye düşünüyorum. Hatırlarsanız ben yine ondan önceki videolarda falan Bitcoin kolay kolay 36 bin doların altına düşmez. 36 bin bizim dibimizdir. Bir daha artık bundan daha ucuz Bitcoin olmayacak demiştim. İşte 33 binlere kadar çektiler. Orada o CME future'lardaki boşlukları, gap'leri doldurdular. Bir sürü işte ne derler, ilkokul düzeyindeki arkadaşımız geldi. Aa bak 36'nın altına düşmeyecek dedim, bilemedi falan. Ama işte açın bakın grafiği şimdi. 36 binlerde denge buldu yani. Hani oralarda gidip geliyor. 37'ye çıkıyor, geri 36'ya iniyor. 35'i göstermiyorlar, oradan 36'ya çıkıyor. Yani ben açıkçası bundan sonra çok çok büyük bir sert yine düşüş olacağını düşünmüyorum Bitcoin'de. Yani dibini gördük. Uzun vadeli yatırımcıysanız şimdi 36 binden Bitcoin'inizi alın. Yarın yine rekor kırdığında 67-68 bin dolara çıktığında neredeyse %100 getiri olacak. Dolar bazında %100 getiri de tüm dünyada iyi bir getiridir. O yüzden hani ben buralarda dengelendiğini, çok da kolay kolay altına düşmeyeceğini düşünüyorum. Ama yani önümüzde şimdi kısa vadeli risk oluşturacak gelişmeler var. Bunlar biraz fiyatı aşağıya çekebilir. Peki nedir bu gelişmeler? Birincisi, Amerika'da biliyorsunuz Biden hükümeti bir şey, federal düzeyde kripto kanunu çıkarmaya çalışıyor. İşte orada her organın organize bir şekilde kriptoyu regüle etmesi, vergilendirmesi konusunda bir şey taslak çıkaracaklar, hatta kanunlaştıracaklar. Ve bu taslakta çok çok sert maddeler var. Mesela özel cüzdanların bile takip altına alınması gibi bir saçma sapan bir şey düşünüyorlar. Olur da yani bunu çıkaracak olurlarsa işte senin ledger'ına gönderdiğin parayı da yine kimlik doğrulaması yapman gerekecek. Bu işte Emre'nin cüzdanıdır diyeceksin falan ve orada devlet bunu takip edebilecek. Yani öyle çok sert bir regülasyon gelecek olursa orada insanların belini bükecek ya da işte işlem yapmasını zorlaştıracak. O piyasadaki satışları derinleştirir. Yani piyasanın canlanmasına engel olur. İkinci tehlikeli faktör ise yine aynı şeyin Türkiye'de olması. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız çıkmış, Şubat'ta artık şu kripto şeyini, tasarısını çıkarın, meclise getirin demiş. O yüzden hani bu ay büyük ihtimalle regülasyonlar gelecek Türkiye'ye. Türkiye'de bakmayın, dünyanın ilk 5 kripto alıp satan ülkelerinden bir tanesi. Hatta yani global Binance'e dünyada en çok Türkler geliyor falan. O yüzden yani burada da sert bir regülasyon gelecek olursa o da bizim piyasaların zayıflamasına sebep olacaktır diye düşünüyorum.
Söylentilere göre şey olmayacak, bireysel bir yatırımcıya vergilendirme olmayacak. Ama yine de borsaların sıkı denetlenmesi, orada minimum 1 milyar liralık sermaye zorunluluğu falan gibi astronomik bir regülasyon gelirse o da bizim piyasaları zayıflatabilir. O yüzden bunları takip etmekte fayda var. Bir de mesela İspanya'da şey çıkmış, ondan da bahsedeyim size. İspanya'da bir kanun çıkmış, oradaki kripto reklamların hepsini regüle etmiş devlet. Ki buna influencerları da dahil etmiş. İşte artık orada bir influencer kripto reklamı yaparken 10 gün öncesinden devlete bildirmesi gerekiyor. Ben şunun reklamını yapacağım diye. Bir de reklamı yaparken bu reklamdır, şöyle riskleri vardır, böyle kripto yatırımları tehlikelidir diye uyarısını vermesi gerekiyor. Şimdi bu bence güzel bir kanun. Çünkü biliyorsunuz mesela ben de bir sürü reklam yapıyorum. Ama hepsinde bunun reklam olduğunu söylüyorum. Ne kadar riskli olduğunu söylüyorum. Ama bunu yapmayan influencerlar var maalesef. Ya biliyorsunuz işte sanki kendi bulmuş gibi bir coin'i al övüyor ondan sonra. Sonra işte ortada belki derler birimiz ya da başkası çıkarıyor ortaya herifin yazışmalarını. Reklammış falan. Şimdi hani bu tip şeyler manipülatif olaylar olduğu için bu işin bir dizginlenmesi lazım açıkçası. O yüzden şimdi İspanya'da çıkan kanun da belki bizim kanun yapıcılara emsal olabilir. Hani orada öyle bir denetim varsa bizde de getirelim falan gibi. Yani bu ters de tepebilir. Çünkü biliyorsunuz benzer bir şeyi bizim normal influencerlara yaptılar Türkiye'de. İşte örtülü reklam, yok ben şu ruju beğendim falan diye reklamda aldığı şeyi reklam olduğunu söylemeden yapmayın diye bir yönetmelik çıkardılar. Ama yani kim uyuyor yani? Trendyol influencerların hiçbiri uymuyor. Çünkü zaten devletin bunu ispatlayabilecek kol gücü yok. Yani hangi influencer takip edecek, hangisinin reklam bağlantısını ortaya çıkaracak falan. Ölme şeyim ölme. Olur da yani o yüzden de bizde böyle bir kanun çıkarsa iş ters tepebilir. Devlet çünkü kağıt üstünde böyle bir kanun çıkarıp sonra denetlemezse bu sefer influencerlar yine reklam yapmaya devam edecekler. Ve bu sefer reklam olduğunu söylemeyecekler. Yani hakikaten ben bu coin'i buldum, ben size bunu öneriyorum falan. O zaman iyice manipülatif işler ortaya çıkacak falan. Yani bakalım işte burada nasıl kanunlar çıkacak, ne kadar özgürleştirici ya da katılaştırıcı olacaklar. Bunu hep birlikte göreceğiz. Zaten ondan sonrasında da piyasa yine dengelenecektir. Daha net bir şekilde ayaklarımızı yere sağlam basarak önümüzü göreceğiz diye düşünüyorum. Derken bir videonun sonuna daha geldik. Aslında bir risk daha var önümüzde. Biliyorsunuz Rusya ile potansiyel Ukrayna çatışması. Öyle bir şey olacak olursa yine küresel piyasalarla Bitcoin bir miktar düşer. Ama ondan sonra o Bitcoin'e yarar bence. Çünkü biliyorsunuz Bitcoin savaştan, kıtlıktan, kıyametten beslenen anarşik bir yatırım aracı. O yüzden ona da dikkat etmekte fayda var diyerek bugünkü videoyu bitireyim. Geçtiğimiz hafta pazartesi biliyorsunuz bir çekilişimiz vardı. Onun sonuçlarını aşağıya ilk şeye yoruma sabitliyorum. Oradan kazananlar kendilerini görüp benimle iletişime geçebilirler. Bu hafta cüzdan verelim ya. Bu hafta da yine bakayım Ledger Nano X'lerim var. Biliyorsunuz piyasadaki en iyi dolanım cüzdanlardan biri. İki tane şanslı arkadaşımıza Ledger Nano X dolanım cüzdan hediye edeceğim. Hatta bakın iki tane kalmış, ikisini de göstereyim. Çekilişe katılmanın şartları çok basit. Birincisi bu videoyu beğenip altına yorum yapıyorsunuz. İkincisi de beni tüm sosyal medya hesaplarımdan takip ediyorsunuz. YouTube'da abone oluyorsunuz. Twitter, Telegram, Facebook bunların hepsinin linki video açıklamasında var. Oralardan da beni takip ettiğinizden emin oluyorsunuz. Böylece hem piyasanın nabzını benimle beraber takip etmiş oluyorsunuz. Hem de kanalıma destek olmuş oluyorsunuz. Bir de şansınız yaver giderse işte böyle çıtır çerez hediyelerden birine sahip olabiliyorsunuz diyerek bugünkü videoyu bitireyim. Hadi önümüzdeki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.